Sabit 8 ekranlarından selamlar. Maç ertesinin yeni bölümünde konumuz Galatasaray-Ümraniye spor maçı. Galatasaray 11'de 11 yaptı. Zorda bir maç oldu. Ki Ümraniye spor bana kalırsa ligimizde gücü aranında en iyi futbol oynayan takım, yani en pozitif oyun, futbol oynayan takım. E, zaten bu maçı da bayağı seyir yüksek hale getirdi. Sezon başından beri böyle. Fenerbahçe maçında da böyle mesela sezon başında. Beş yaş, başı, beş yaş karşısında da böyleydi. E, Ümraniye hakikaten gücü aranında çok pozitif oynayan maçı e, seyir zevkini yükselten bir takım. Ligin dibinde olmasına rağmen takdir etmek lazım. Sadece 3 galibiyetleri var ama oynadıkları futbol bence lezzetli. Galatasaray'da bayağı zorlandı. E, yine e, bir golcünün organik bir golüyle, <laughs> Icardi'nin golüyle kazandı. Oraya geleceğiz. E, neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptı Okan Hoca? Maç nasıl ilerledi? Notlarımı paylaşacağım. E, Servis 8 kanalına gelmişken destekleriniz için abone olursanız çok sevinirim. Videoda beğeniyorsunuz beğenmeyi unutmayın lütfen. Motiv için bunlar benim için çok önemli. İlk ee, ilk 11 tercihine bakalım. Şimdi e, Okan Hoca için şunu söyleyebilirim. Bir kere çok önemli bir başarı 11'de 11 e, sık rahatsız bir şey değil yani. Ya yani yıllar yıllar sonra olan şeyler bunlar. Çok çok önemli bir başarı. Eee 11'de 11 yapmak ve çok belirgin bir oyun bulup e, bunu başarmak çok değerli. Ama bu maçta bence ilk 11 tercihinde bir hata vardı. O da sol bek tercihi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü involüdeki e, bir önceki maçta Giresun Spor maçından sonra Voli'deki yayında hem Servet 8'deki Galatasaray yayınında şundan bahsediyorum. Bence Dubois kalıcı olacak diyordum. Bunun iki nedeni var. <laughs> Birincisi Dubois zaten çok özel bir sol bek. oyunla katkısı yüksek bir sol bek. Hem hücumda, hücumdaki katkı dışında savunma, orta sahaya desteği, oyuna katkısı yüksek bir oyuncu. E, i̇kinci ve asıl neden de şu. E, şimdi sol bekte bir yerli tercih edildiğinde bu Rashid için yapılıyor değil mi? Rašića bence de iyi bir oyuncu bu arada. Hani e, ee, bir teknik direktörü rahatlatan bir oyuncu taktiksel anlamda. Çünkü hem işin savunma tarafını yapıyor hem de belirli düzeyde hücum tarafını yapıyor. Kafanız daha rahat eder. Ee, muhtemelen ben de yabancı sınırlı olması 11 tane yabancı oynatabiliyor olsanız Raşit tercih ederdim herhalde ama şöyle bir durum var. Ee, Barış Alper ile Yunus Akgün arasında Raşit uçurum yok. Hatta birçoğu e, Barış Alper'i tercih eden de olur rahatlıkla. Yunus Akgün bence Yunus Akgün diyen de çok rahatlıkla olabilir yani bu tartışılabilir bir konu bile hatta. E, maçına göre yani biraz daha savunma yapsın istiyorsanız oradaki oyuncu biraz daha fiziksel varlığını hissettirsin istiyorsanız Barış Alper dersiniz ya da zaten rakip gömülü oynayacaktır e, bana biraz daha kilit açıcı adam lazım derseniz daha şutör daha direkt bir adam lazım derseniz Yunus Akgün tercih edersiniz ama bir uçurum olmaz Dubois'la e, Emre Taş'ın arasında uçurum var mı? Var e, hele ki Geraldo varsa rakip e, kanatta daha da var yani Ümraniye'nin en etkili olduğu taraf orası Galatasaray'ın en zayıf olduğu taraf orası oldu bir anda ve akın akın geldi Ümraniye'nin spor sağ taraftan bu ve maç önünde çok belirgin bir şeydi aslında yani Ümraniye'nin en güçlü tarafı orası olmasa bile Dubois ile Emre Taş'ın arasındaki uçuruma değmez hani rasiste oynatmak atmakla kalırsa çünkü orada gerçek bir oyuncu farkı var Dubois ile Galatasaray çok daha dengeli bir takım haline geliyor ee, ve bence bu son olacak bu arada. Hani belli bir süre ben hani Dubois'un e, sol bek yerleştiği, sağ önde de Bar Barış Alper ya da Yunus'u göreceğimiz senaryoyu daha sık e, rastlayacağımızı düşünüyorum bu maçtan sonra. E, böyle de olmalı. Ya yani bu bir e, hataydı ve başı da zora soktu Galatasaray adına. Ümraniyespor'dan bayağı pozisyon buldu, golü de buldu, pozisyonları da buldu. Mustera ayakta kaldı. Eee sonrasında da çok kritik bir hale geldi. İkinci yarıda da çok kolay açamadı Galatasaray. Giresun maçına oranla, bir önceki maça oranla tabii ki artık şey de olabilir. Maç arası maç hani hafta arası, hafta sonu oynamak kolay da olmayabilir. Yani çok daha derin kadroya sahip premierlik takımları bayağı rotasyon yapıyor mesela böyle dönemlerde. Ama artık buna alışmak lazım. Galatasaray aynı kompaktlığı, aynı dönen toplardaki aynı Reaksiyonu gösteremedi. Giresun spor maçında yani 2-2-6 oynamasına rağmen hücumda dönen toplarda çok daha agresifti Galatasaray. Çok daha dengeli karşılıyordu. Bu maç hatlar koptu baya. E, tabii ki Solbey tercihinin işte bunda, bunda kaynak e, sebeplerinden birisi. Torreira yine ayakta kaldı ama Sergio daha yorgundu. Sergio o kadar topsuz oyunda etkili değildi. E, baya bir hatlar koptu açıkçası. Onu söylemek lazım. E, o yüzden bu maç biraz daha Galatasaray'ın oyunu tam böyle o övdüğümüz onda on 10 yaptığı oyuna oyundan biraz uzaktı ama işte bir tane adam var böyle oynama lüksünü veriyor. O da Mauro Icardi. Yani bir aslında farklı santraforlar model olarak ama ligin dengesini bozmadığını örnek vereceğim. Drogba da hatırlarsınız ilk maçına çıktığında Hamza Hoca'ydı rakibi. E, Akhisar maçında oyuna girmişti. Hamza Hoca'nın o, o demecini hiç unutmuyorum. E, her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Ta ki Drogba oyuna girene kadar. E, Drogba hakikaten fiziksel varlığıyla e, olağanüstü bir santrafordu ve tam bir denge bozucuydu. Icardi de oyun zekasıyla, ceza sahası içi ve men dışında yaptıklarıyla hem servis hem son vuruş ve abi gol çeşitliliğiyle inanılmaz bir denge bozucu ve size hakikaten gününüzde olmama imkanını veriyor bu tip golcüler. Tamam abi her zamanki oyununu oynamamış olabilirsin. Ben bir fırsatını bulur yine kafayı köşeye gönderirim diyor Mauro Icardi. Çok klas bir kafa vuruşu ve bu hatırlarsınız geldiği zamanda bahsediyorum o Böyle gollerini tekrardan bir hatırlamıştım şey gollerinden bir tanesi klasik gollerinden bir tanesi bu kafa topuna çıkıp topa sadece yön veriyor böyle darbele vurmakla uğraşmayıp topun geliş yönüne doğru sadece yön verecek kadar kafa vuruşunu yapıyor ve imkansız açıya vuruyor zaten önemli özelliği bu Icardi'nin hayalperest bir golcü top nereden ne şekilde gelirse gelsin bir gol vuruş çeşidi var bu da onu çok özel yapıyor o ve o, o vuruş çeşidi de çok klas vuruşlar yani o sıradan vuruşlar da değil yani izlemesi çok keyifli Mauro Icardi'yi ve hakikaten e, bu tip santaforlar seni şampiyon yapar. Yani normalde hep denir ya iyi savunma şampiyon yapar. E, Golcular maç kazandırır diye tam tersi. Yani iyi i̇yi golcü e, seni şampiyon şampiyon yapar. Çünkü sana yani gününde olmama lüksünü veriyor bu tip adamlar. E, Mauro Icardi de bu tip boyunca yani yıllar sonra da ya bu adama kadar Süper oynamış vay be falan e, bir adam. Ama maçın adımı bence Abdülkerim. Ee, ki sezonun en kritik transfer oldu Galatasaray adına. Bir kere marka gibi bir oyuncuyu e, tolere ediyorsunuz. onu yakın bir oyuncu buluyorsunuz. Hem de Türk oluyor bu. E, Türk oyuncu oluyor. O konuda kontenjon olarak teferahlıyorsunuz. E, ve benzer etki sağlayan bir oyuncu yakalıyorsunuz. İnanılmaz bir transfer oldu Galatasaray için. Abdülkerim'in şu bakımdan altını çizeceğim. Gerçekten oyuna katılan e, stoperler çok değerli artık günümüz futbolda ve bence Abdülkerim'in bir Avrupası var isterse. İsterse bir Avrupası var Abdülkerim'in. Yaşı hiç önemli değil. Onu şu Santifor en son 28 yaşında bayağı 16-18 milyon euroya gitti. Ki bayağı hani fiziği dışında bayağı eksiği olan bir oyuncu o da. Abdülkerim isterse bir Avrupası var. Çünkü bu tip stoperler çok kıymetli. Şimdi şu yüzden kıymetli. Geriye düştünüz ya da işte gole ihtiyacınız var. Daha eski dönemlerde ee, böyle, bu tip durumlarda San, Santa ikilerdiniz. Çünkü kenar ortaya daha fazla yönelirsiniz. Ee, ki Galatasaray bu maçta onu yaptı. Gomis'i soktu ki mantıklı bu arada. Rakip eksik kalmışken Gomis'i Icardi'nin etrafına göndermek mantıklı bu arada. Ama mesela e, oyuncu sayısı da dengedeyse genelde bu, bu tip durumlarda hangi oyuncular fark yaratıyor biliyor musunuz? Oyuna katılan stopaylar o farkı yaratıyor. Hem dönen toplarda mesela rakibi boğdunuz artık. boğdunuz boğuldunuz duvar, duvar attınız. Ee, rakip mecburen uzun vuruyor. O uzunları alıp oyuna çok e, akıllı şekilde sokan driplingle uzun paslarla hatta kenar ortayla stoperden gelip Abdülkerim yaptığı gibi oyuna sokan, hücuma sokan e, stoperler çok büyük fark yaratıyor. Mesela Arsenal maçları izlediyseniz bu sezon Gabriel sakar bir oyuncu kendi ceza sahası içerisinde. Çok e, anlamsız penaltılar yapabilir, garip kartlar görebilir ama bir özelliği var ki bu yüzden Arteta onu çok tutuyordur diye tahmin ediyorum. Dönen topları alıyor, hemen oyuna sokuyor. Baya kalesinden 60 metre ileride oynuyor. Hani 6 numara gibi oynamaya başlıyor rakip olduğunda Arsenal. E, Gabriel'in bu özelliğiyle Arsenal'in bayağı e, kilit açtığı maç çözülenler anlar oldu. İşte Lisandro Martinez de bunu yapmaya başladı United'da. İzleyin United maçlarını. o da böyle öne kırılıp önde topu kazanıp hemen böyle ikinci 6 numara gibi oyun kuruyor. Eee Abdülkerim Bardakçı da böyle bir oyuncu. Hem rakibi sindiriyor fiziğiyle. Önde topu alıyor. Hem de çok iyi oyuna sokuyor. Hem dripnik becerisiyle. Kenar ortasıyla, uzun pasıyla. Abi Sivas maçında da maçı kazandırdı. Burada da yaptı ortayla maçı kazandırdı. Ee, çok iyi bir oyuncu. Ee, dediğim gibi isterse bir Avrupası var. Yani Abdülkerim'in. Sezonunda en, en kritik, en iyi transferi Icardi. En, en kritik transferi de Abdülkerim oldu sanki. Torayrel arasında kaldım ama. Şu an için oyum Abdülkerim'e bu konuda. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu konularda hem maç konusunda hem bu konuda. Abdülkerim konusunda, Icardi konusunda. Ee, sonraki maçlarda da tekrardan bu seriye devam edeceğiz. Galatasaray için transfer gelişmesi olursa da e, o konularda da tabii ki Nagolo isim var mesela bir stoper. Onu izleyip değerlendireceğim. Ee, o zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.